Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek araç puanlama sistemi Mesut Abi Araba Değer Endeksinde bu kez konuğumuz Renault Megane Sedan. Ne yapıyoruz? Önce Megane Sedan'ın kısa tarihine bir göz atıyoruz. Megane Sedan başlı başına bir model değil, model ailesinin bir üyesi. Arada Fluence'a dönüşerek bir git gel yaşasa da en başından beri hatchback, sedan ve station wagon üçlüsünden oluşan ailenin bir ferdi. Bu aileye zaman zaman coupe, cabrio ve CC modelleri de dahil oldu. Megane Sedan'ın doğum tarihi 1997, doğum yeri Bursa. 1998'den itibaren Station Wagon kardeş de yine Bursa'da üretilmeye başladı. Selefi Renault 19 Europa'ya göre çok daha yenilikçi ve güvenlikli bir araç oldu. Hatta satış stratejisinin odağında güvenlik birinci sıradaydı. Arka koltuklarda 3 noktadan bağlı emniyet kemerini sınıfında ilk kez Megane kullandı. Önde hem sürücü hem yolcu hava yastığı konusunda da Megane öncüydü. Euro NCAP çarpışma testlerinde Volvo S40 ve Volkswagen Golf ile birlikte 4 yıldızı ilk hak eden 3 modelden biri Megane oldu. Sonraki nesillerde Megane hep 5 yıldız aldı. OYAK Renault Bursa fabrikasında bugüne kadar 7 milyon araç üretildi. Siz bu videoyu izlerken belki de 8 milyonu bulacak ve bunun önemli bir kısmını Megane Sedan oluşturuyor. Megane Sedan'ın ilk iki nesli ve bir ara formül olan Fluence, Bursa fabrikasının yanı sıra başka ülkelerde de üretildi. Ancak şu andaki güncel Megane Sedan dünyada sadece Türkiye'de üretiliyor ve bu fabrikadan çıkan Megane Sedan'ların %80'i ihraç ediliyor. Üstelik Bursa'daki fabrika sanıldığı gibi Megane Sedan'ın sadece montajını yapmıyor, dizel motorundan şanzımanına, şasisinden kaporta parçalarına kadar en önemli aksamlar bu fabrikada üretiliyor. Hatta Mercedes'in Renault'dan aldığı motorlar da Bursa'dan gidiyor. Megane Sedan 22 yılda 3 kasa değiştirmiş gibi görünse de aslında Fluence bu sürecin bir parçası. Zaten Fluence, Megane 3 hatchback station wagon modelleriyle teknik ve iç mekan olarak birebir aynı. O sebeple son kasa Megane Sedan için Megane 3 değil 4 diyoruz. İlk kasa Megane Sedan 1997 model olarak hayata başlayıp 2003 yılı sonuna kadar devam etti. 2004 model yılından itibaren pazara sunulan Megane 2 Sedan'sa Türk insanından öyle büyük teveccüh gördü ki yerine gelen Fluence 2009 model olarak showroomlarda boy göstermesine rağmen Megane 2 Sedan üretimi 2010 sonuna kadar sürdü. Anlayacağınız hem Megane 2 hem Fluence 2 yıl boyunca birlikte yan yana satıldı. Fluence de uzun ömürlü oldu. İkinci elde 2009 modelden başlayıp 2016 modele kadar Fluence almak mümkün. Son kasa Megane Sedan'ın başlama yılı ise 2016. Megane 1 Sedan'da 95 ile başlayıp 98 beygire çıkan 1.4, 90 beygir 8 valf ve 107 beygir 16 valf 1.6, çok az satılsa da 120 beygirlik 1.8 ve 115 beygirlik 2.0 benzinli motorlar görev aldı. Dizel cephesinde ise hepsi 1870 cc hacimli ancak 1.9D, 1.9 DTI ve 1.9 DCI olarak isimlendirilen 3 motor var. 1.9D Common Rail teknolojisine ve turboya sahip olmadığı için ürettiği güç 65 beygir, yani bildiğimiz traktör motoru gibi bir şey. 1.9 DTI ise turbo destekli ama Common Rail içermeyen bir motor ve gücü 98 beygir. Common Rail ve turbo teknolojisine sahip 1.9 DCI dizel motorsa 102 beygir. Megane 1'de 4 ileri kademeli bir tork konvertörlü otomatik şanzıman mevcut ve sadece 1.6, 2.0 benzinli motorlarla birlikte alınabiliyor. 98 beygirlik 1.4 benzinli Megane 2'de de aynen devam ederken
1.6 benzininin gücü 115, 2.0 benzininin gücü de 136 beygire çıktı. Megane 2'de dizel motor seçeneği de çeşitlendi. Gücü önce 120, makyajla birlikte 130 beygire çıkan 1.9 DCI'nin yanı sıra 150 beygirlik 2.0 DCI dizel motor da sunuldu. Fakat bu motor fiyatından dolayı neredeyse Türkiye'de hiç satılmadı. Dizel konusunda asıl satış patlamasını ise 1.5 DCI yaptı. Türkiye'deki Megane 2 sedan satışlarının %70'e yakını 1.5 DCI motorlardan oluştu. 1.5 motorlar donanım seviyesi ve yıllara göre 80, 85, 100 ve 105 beygir olarak değişiyor. Megane'da ilk dizel otomatik kombinasyonu 2007 modelden itibaren yani makyajla birlikte geldi. 1.6 ve 2.0 benzinli motorla da otomatik almak mümkün. O da 4 kademeli tork konvertörlü bir şanzıman. Başta söylediğim gibi 3. nesil Megane sedan Fluence olarak isimlendirildi. Ama Renault bu isimlendirmenin bir hata olduğunu düşünmüş olacak ki tekrar Megane sedana döndü. Biz burada Fluence'ı anlatmayacağız. Onu kendi başına ayrı bir videoda değerlendirelim istiyoruz. Gelelim Megane 4 yani güncel sedana. Megane 4 sedan Türkiye'de 4 motor seçeneğiyle satılıyor. Başından beri vazgeçmediği 1.6 atmosferik ve 1.2 turbo benzinli motorların yanı sıra 1.5 ve 1.6 DCI dizel motorlar. 1.2 turbo benzinli motor 130 beygir güç sunarken 1.6 atmosferik benzinlinin gücü Megane 2'den bu yana olduğu gibi 115 beygir. Dizel cephesinde 1.5 DCI 110 beygir olarak satılırken 1.6 DCI 130 beygir güce sahip. 1.2 TSI benzinliyle 7 kademeli kuru tip 1.5 DCI dizel ile birlikte 6 kademeli ıslak tip EDC çift kavramalı otomatik şanzıman alınabiliyor. Şimdi geldik aracın ikinci eldeki performansına. Megane sedan Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. İlk nesil Megane 1 satış başarısıyla Renault'a önemli bir ivme kazandırdı. Megane 2 ise sadece kendi sınıfında değil, tüm binek sınıflarda en çok satan model olarak tarihe geçti. En genç modeli 10 yaşında olmasına rağmen Megane 2 ikinci elde halen en popüler modellerden biri. Son kasa Megane sedan da Fiat Egea'dan sonra en çok satılan binek otomobil modeli. Piyasa şartları normal olduğunda ve siz uçuk bir fiyat koymamışsanız Megane sedan ilana konulduktan sonra 10 gün bilemedin 15 gün içinde mutlaka alıcı bulur. Şu an piyasada en fazla rağbet gören Megane sedan 1.5 DCI otomatik seçeneği. Renault modellerinin tamamına 2 yıl sınırsız kilometre garantisi veriyor ya da isterseniz 3 yıl veya 100 bin kilometre boyunca ücretsiz parça ve servis garantisi de tercih edebiliyorsunuz. Megane sedanda hem 1.2 TSI benzininin hem de 1.5-1.6 DCI dizel motorların periyodik bakım aralığı 20 bin kilometre ve yetkili serviste yaptırılacak bakım maliyeti de oldukça uygun. Dizel motorların benzinliğe göre bakım maliyeti farkı sadece 40 lira. Megane sedanların bir başka avantajı ise 22 yıldır Türkiye'de üretilen ve çok satılan model olması. Bu durumun sağladığı sayısız avantajlar var. Yedek parça ve servis konusunda tüketicisini en rahat ettiren arabalar Türkiye üretimi olan ve çok satan modellerdir. Çünkü bir araç üretildiği ülkede ne kadar çok satarsa yan sanayi o kadar çok muadil parça üretir ve vatandaş o kadar fazla özel servis açar. Şu an Renault 159 yetkili servisle sektörde en fazla servise sahip marka. Bunun yanı sıra sanayi sitelerinde ve mahalle aralarında bulacağınız en çok özel servis de yine Renault ustalarıdır. Megane sedanlarda yedek parça maliyetleri de rakiplerinin pek çoğundan daha uygundur. Misal, en pahalı ömürlü parçaların başında gelen baskı balata debriyaj setini 2000 liraya da alabilirsiniz, 500 liraya da. Tüm Renault modelleri gibi Megane sedanlar yakıt tüketimi konusunda da tutumlu araçlardır.
Çünkü Renault spor modelleri dışında tüm modellerinin motor, şanzıman, diferansiyel gibi aksamlarını performansa değil tasarrufa göre tasarlar. Bunlar Megane sedanın artıları. Eksileri yok mu? Her otomobil gibi tabii ki var. Megane sedanların en zayıf olduğu nokta yürüyen aksam, baskı balata, frenler, trigger gibi ömürlü parçaların ömrünün kısa olması. Alman ve Japon rakiplerinde 100-120 bin kilometrede değişen parçaların Megane'da 70-80 binde değişme ihtiyacının ortaya çıkması eksi hanesine yazıyor. Ama bunun sebebi var. Renault modelleri fiyatları uygun olmasına rağmen güvenlik, konfor ve donanım konusunda dolu dolu araçlardır ve servis giderleri de düşüktür. Çok tercih edilmelerinin ana nedeni de aslında budur. Bu kadar artıyı sunabilmesi için tabii ki maliyetleri düşünecek bir strateji izlemesi gerekiyor. İşte tasarrufu bu parçalardan yapıyor. Megane 1 ve Megane 2'lerde bulunan DPOAL4 kodlu otomatik şanzımana dikkat etmek gerekir. Kolay arıza veren bir vites kutusu. Megane 1'de gövde rengine boyanmış tamponda soyulma çok sık görülüyor. Bir de ateşleme sistemi arızalarına dikkat etmek lazım. Megane 1'in kalorifer sistemi arızası sık rastlanan bir sıkıntı ve tamir masrafı yüksek. 1.4 motorların ise silindir kapak contası yakma gibi kötü bir alışkanlığı var ki bu da ciddi bir masraf demek. Renault ikinci nesil Megane'ı üretirken daha dikkatli davrandı ve Megane 1'deki sorunları en aza indirmeye çalıştı. Bu sebeple Megane 2'de kronik sorun daha az görülüyor. Bu modellerde sık olmasa da şikayetler genellikle elektrik tertibatından geliyor. Mesela elektrikli cam regülatörü, silecek kolu arızası bunların başında. Anahtarsız giriş sisteminde de bazı modellerde sorun çıkarabiliyor. En can sıkıcı sorunsa tavan döşemelerindeki sarkmalar. Megane 2'de elektro servo bir direksiyon var. O yüzden akü voltajını her periyodik bakımda ölçtürmek gerek. Düşük voltajlı akü yüzünden elektro servo direksiyon kolay arıza veriyor ve çözümü ise oldukça pahalı. Tabii bu arızalardan bahsederken her araçta görülen kusurlar demiyoruz. Yüz binlerce adet satılmış olan araçların belki %5'i 10'unda görülen arızalar. Şansınız yerindeyse sizin alacağınız arabada hiç sorun çıkmayabilir. Güncel Megane 4 sedanlardaki kronik sorunlardan bahsetmek için henüz erken ama Megane 3'ten beri devam eden 1.5 DCI dizel motorlardaki erken partikül filtre tıkanması bu modelde de mevcut. Fakat bunu gidermenin kolay bir yolu var. Onu başka bir videoda anlatacağız. Evet arkadaşlar, Megane sedan serisi için oldukça uzun bir video oldu. Bizim elimizdeki veriler haricinde siz kullanıcıların deneyimleri de tabii ki çok çok önemli. Siz hangi nesil Megane kullanıcısı olduğunuzu ve ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığınızı yorum bölümünde herkesle paylaşabilirseniz faydalı bir iş yapmış olursunuz. İşte bunlar da araba değer endeksinden Megane sedanın aldığı puanlar. Peki bu puanları nasıl aldı? Onu öğrenmenin kolay bir yolu var. Eğer henüz indirmediyseniz telefonunuz veya tabletiniz ister Android isterse iOS olsun Google Play veya App Store'a girerek uygulamayı indirebilir ve puanını merak ettiğiniz aracı seçerek puan tablosunu görebilirsiniz. Tablonun altındaki inceleme kriterleri butonuna basarak da puanları nasıl aldığını görebilirsiniz. Eğer ikinci el bir Megane almayı düşünüyorsanız veya bir Megane'ınız var ve ona uygun lastik, yağ ya da akü almak istiyorsanız nereden alabilirim tuşuna basıp ilgili butonu tıklayabilirsiniz. Eğer bir Megane almak için krediye ihtiyacınız varsa ya da sigorta yaptırmak isterseniz de yine ilgili butona basıp teklif isteyebilirsiniz. Tabii Megane veya başka herhangi bir ikinci el araç almak istediğinizde yapmanız gerekeni biliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka güvenilir bir ekspertiz servisine göstermelisiniz. Bunun için benim size tavsiyem otomotiv konusunda en birikimli, dünyanın en saygın grubunun deneyimine sahip TÜVSÜT D-Expert'i tercih etmeniz. Megane için söyleyeceklerimiz bunlar. Merak ettiğiniz diğer araçların puanlarını öğrenmek istiyorsanız yine sadece bu uygulamada Mesut abi araba değer endeksinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın, araba piyasasının gündemini bundan böyle Mesut abi araba değer endeksi puanları belirleyecek.
Mesut abi, araba değer endeksi varken puanına bakmadan araba almak akıl kârı değil. Bir başka araç incelemesinde buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.